var öyle oynayan. Üçlü Gaziantep, Göztepe, üçlü olmaz. Fenerbahçe dörtlü oynamaz. Her şey olur da bence Fenerbahçe'nin kadro yapısına uygundur. Her neyse, ben bunu çok önemsemedim. Hatta bu konuda illa Fener dörtlüye dönsün falan filan demedim. Demem, ben böyle işlerle uğraşmam. Ne oldu işte dörtlü oynuyor. Devrimci dedin sen bak. Ne oldu şimdi dörtlü oynuyor da ne oldu? Hani üçlüden daha mı iyi oynadı bugün? Üçlü oynadıkinden daha mı iyi oynadı? Yani üçlü oynayayım. Bir tane pozisyonu üçlü var. Üçlü oynayayım. Deplasmanlarda daha zor takımları yendiği oldu bu takımın. Daha iyi oyunlarla. Üçlü dörtlü fark etmez. Bir antrenörün bak bir antrenörün. Başka ilk, bir olay var diyorsun. Bir antrenörün. Ruh mu yok takımda? Hayır. Bir antrenör. Antrenörden bahsediyorum. Bir antrenöre ilk bakılacağı şey şu. Bir antrenör hangi futbolcusunun diğerinden daha iyi olduğunu, hangi forvet oyuncusunun diğerinden daha süratli olduğunu, daha çabuk olduğunu, hangi stoperinin diğer stoperden daha dengeli olduğunu, daha sert olduğunu, daha iyi kademe yaptığını, daha iyi defans yaptığını bilecek. Birinci şart bu. Bu arkadaştaki sıkıntı bu. Futbolcusunu bilmiyor. Yani iyi futbolcunun kim olduğunu bilmiyor. Bu arkadaş iyi futbolcuyu Crespo'lar zannediyor, Meyer'ler zannediyor. Anlatıyor ben mesela... İyi futbol mesela Pelkas'ın iyi futbolcu olduğuna inanmıyor bu adam. Zaten buna inanmayan adam velev ki sene sonunda Fenerbahçe mucize yaptı şampiyon oldu. Tabii. Bakın söylüyorum. Sene sonunda Fenerbahçe 12 puanı kapattı. Herkese şoka girdi. Evet. Vitor Pereira'yla şampiyon oldu. Çok sevinirim ama şu fikrim bugün kesinleştirdiğim şu fikrim hiç değişmeyecek. Pereira futbolcudan gram anlamıyor. Kimin iyi futbolcu olduğundan gram haberi yok. Bir... İki, zaten futbolcudan anlamayan antrenör futboldan da anlamıyordu. Büyük anlayan, yani büyük. Şampiyon olsa da diyorsun. Şampiyon olsa da Pereira ile ilgili bir görüşüm budur. Evet. Futbolcudan anlamıyor. Puan farkını verir misin? Bilmiyor.